O yaşta kazandığından. Oturumların ilk konuşmacısı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şevket Pamuk oldu. Pamuk, Cumhuriyet'in ekonomisinin bugün 100 yılında başka bir yerde olduğunu söyledi. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle hem nüfus azalıyor, hem kişi başına gelir azalıyor, hem de ekonominin büyüklüğü küçülüyor. 1923 yılın dip noktasıdır. Oradan 1939'a kadar nüfus da toparlanır, kişi başına gelir de artar, ekonominin toplam büyüklüğü de büyür. Fakat hemen ardından 1939'dan sonra İkinci Dünya Savaşı gelir, o da büyük bir darbe oluşturur. Ama her şeye rağmen 1950 yılında hem nüfus, hem kişi başına gelir, hem de ekonominin toplam büyüklüğü 1913'ün ve 23'ün çok üzerinde. Devam eden 2. yüzyılın İktisat Kongresi oturumları kapsamında Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer, "İkinci yüzyıl demokrasi zamanıdır" başlıklı sunum yaptı. Bu topraklarda farklılıklarımız zenginliğimizdir. 21. yüzyıl küllenmiş kimliklerin aslına iade sürecini hızlandıracaktır. Kültürel çeşitliliğimiz berraklaştıkça, muasır medeniyetin bizatihi toplumumuzun genetik kodlarından güç alacağını hep birlikte göreceğiz. Boğaziçi Üniversitesi Modern Türkiye Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Asım Karaömerlioğlu, ikinci yüzyılın iktisadı yalnızca yeni bir hayat üzerine değil, yeni bir ahlak anlayışı üzerine de inşa edilmeli, dedi. Günümüz dünyasında evrimsel düşünceyi dışlayarak bilim yapmak hayaldir. Oysa Cumhuriyet'in kurucuları evrim düşüncesini önemsemişler, bilimin pek çok alanında bu düşüncenin önünü açmışlardı. Onlar evrimsel düşünceyi temel alarak dünyanın oluşumu ve insan türünün ortaya çıkışını evrim eğitim müfredatına almışlardı. 1930'larda Türkiye'de okutulan tarih kitaplarına baktığımızda dünya tarihinin evrimsel bir tarzda ele alındığını, kavimlerin birbirleriyle akrabalığına vurgu yapıldığını, canlılığın oluşumunun maddi, seküler temellerle açıklandığını görürüz.